Euro 2020'de son 16 turu ilk maçları tamamlandı. Biz de Seyhan Şaşko ile beraber 2 günlük aranın ardından Euro 2020'yi konuşmak için Bean Sports YouTube hesabındaki yerimizi aldık. Bugünün maçlarını değerlendireceğiz. Hoş geldin Seyhan. Hoş bulduk. 2 günlük arada özledim ve programı. Ee, özledim ama arada hiç fena değildi. <gülüyor> <gülüyor> ne yalan sayayım. 14 gün üzerine çok iyi geldi yani. Gerçekten 14 gün üzerine buradayız. Ama ilk günden, yani sonun 16'nın ilk gününden memnun musun? Maçları çok nasıl memnunum, Değil mi? Çok, çok mutluyum. Çok güzel iki maç oldu. İtalya maçının da uzatmalara gitmiş olması ayrıca güzel. İtalya-Avusturya karşılaşmasının biraz beklentilerimizin üzerine çıktığını söyleyebilirim. Yani beklentimin daha doğrusu kendi adıma. Uzun zaman sonra İtalya zaten gol gördü kalesini. Hepsini konuşacağız. Hiç ben buralara girmeyeyim. Sana bırakayım tekrar sözü. O zaman hemen ile başlayalım. Klasik şekilde ilk olarak dünkü tahminlerimize bakacağız. İkimiz de karlı bir günü geride bıraktık. Danimarka ve İtalya'nın turu geçeceğini düşünüyorduk. E, nitekim öyle oldu. Zaten sabah seansında hiç, akşam seansında daha doğrusu e, korkulacak bir durum yoktu. İtalya biraz ürküttü ama sonunu getirdi. Yani ikimizin de ikide iki, iki yaptı. Nadir yani, günlerden. Bir tane gün vardı zaten nadir gün diye bir tane gün vardı bu ikinci oldu. Ama şimdi biraz değiştirdik ya olayı yani kimin eleyeceğini söylüyoruz mesela İtalya kazanır deyip yine patlayabilirdik biraz kendimiz o yüzden. <laughs> Neyse ki e, kayıtlarda aldık. duruyor yani onu dediğimizde İtalya evet. kazanır dedik. Daha doğrusu İtalya tur atlar Şu dedik. Atlar. Bundan sonra tur atanları, atlayanları söyleyeceğiz demiştik Nitekim öyle de oldu. Genel Ve şu tablo, anda genel tabloda sen benden artı bir öndesin ama yarın bu değişecek. Yarın bu değişecek. Ee, sebebi var. Onun sonunda konuşalım. Ee, yarın <laughs> aynı aynı şeyler yaşanmayacak muhtemelen. Evet. Yarın Birimizden zaten biri. yarın gelince konuşuruz. Yani Aynen. yarın bölümü gelince. E şu an yarım basket <laughs> öndeyim. Tam bir basket bile değil yarım sayılı öndeyim. Peki maçlara başlayalım maçları konuşmaya. Tabii ki ilk olarak Galler Danimarka maçıyla başlayacağız. Çünkü arı sıcağımız. Bugünkü menümüzde Galler, Danimarka, ana yemeği de tabii ki e, İtalya, maçını ayırdık. İtalya maçına e, ayırdık. İtalya-Avusturya maçına. Seyhan, Danimarka takımı abartmış durumda. yani 3 güne bir 4 gol atmaya başladılar. Eriksen gidiyor, değişen bir şey yok. Pulsen gidiyor, değişen bir şey yok. E, yine gayet rahat bir şekilde e, çeyrek finale çıktılar. Danimarka mı çok iyiydi, Galler mi çok kötüydü? Danimarka iyiydi bence ya. Danimarka her geçen gün daha iyisi oluyor. Zaten grup aşamalarında konuşurken de istatistiklerde birinci de ikinci olduğundan çok fazla bahsetmiştik evet. Danimarka'nın. Ve bu kadar travmatik başladıkları bir turnuvada yani ilk maçlarında 10. dakikada Eriksen'in işte e, bir anda yerde kalması, kar problemi yaşaması, takımın dağılması, 2 saat sonra maç başlaması sonra tekrar dönmeleri, hayal oynamasa bildik o maçı demeleri sonra ikinci maçta biraz daha vites, vites yükseltmeleri, 3. maçta biraz daha şu anda artık inanılmaz bir seviyeye gelmiş durumdalar. Acayip bir yol aldılar. Şöyle bir bakıyorsun hangi birini söyleyelim işte maçın adımı olarak hangi birini değerlendirelim diye hepsi birbirinden iyi Zaten Dolberg'in maçı oldu. Onun dışında işte e, mahaline <laughs> sol tarafı bir koridor haline dönüştürdü. Evet. E, diğer taraftan horberg e, kea ikilisine bakıyorsun inanılmaz işler yaptılar. Kea zaten takımın lideri. Onu da ayrıca konuşuruz e, parantez açarız. Yani e, müthiş bir müthiş bir gündü gerçekten onlar adına. E, Bradwaite hakeza yine aynı şekilde. E, Damsgar'da bakıyorsun. 6 maçta 7 gol katkısı yapmış falan. <laughs> hani her biri inanılmaz seviyelerde. Danimarka artık her geçen gün daha da yukarıya çıkıyor. Sen neler gördün maça dair? Ya hem zaten şöyle bir tarafı da var biliyorsun 92'nin 92'deki finalin yıl dönümüymüş. Evet. Oradan da bir e, gaz Enteresan aldılar. Enteresan bir hikaye değil Hep mi? Hep bir motivasyonları var yani. Danimarka'nın bu turnuvada genel olarak motivasyonları var. Çok güzel söyledin aslında. Öne çıkan oyuncular bunlardı. Ama ben yine Yılmant'ın öne çıktığını <laughs> düşünüyorum. Bunu seninle konuşurken. Ben onu sana bırakmak istedim. Evet, Açıkçası yani, hiç oraya girmemek istedim. Maçı izlerken hemen grupta zaten konuştuk yani. <laughs> günün hocası yıl Zaten e, şey bekliyorum. Acaba Doruk ne zaman Yılmant'ı övecek diye şöyle telefonda hazır kıta bekliyordum. Evet, o, tamam. o mesajda hiç gecikmeden e, geldi. Harbiden övülüyse adam. Gerçekten bu arada kesin çünkü sen mesela buna çok e, bu programda dikkat çektin yani kadro esnekliğini nasıl kullanırsın, menajer dokunuşları nasıl yapılır, neden biz yapamadık vesaire vesaire. Yılmaz mesela bugün bunu bayağı gözümüze soktu. Demin kadro geldi mesela bir kadro ile başladı sonra stoper e, Kristen seni aldı evet. e, baskıdan çıkamadığını görünce takım çünkü galler maçı iyi başladı bir 10-15 dakika falan işte böyle bir denediler rakibi e, sonra kadroyu değiştirdi yani bir 4-3'e aslında çevirdi. Kristensen'i ortaya attı, yani merkeze attı. Böylece daha rahat e, çıkabildiler. Çünkü sayısal olarak üstündü aslında Galler ilk dizilişte Danimarka'ya göre. Ya Kristensen tercih çok garip. Yani hem tutarlı hem de garip. Şimdi K'den daha teknik ve Westergaard'dan daha dengeli olduğu için onu ileri atması okey. Ama Kristensen'in kariyerini düşünüyorum Seyhan. Ya mesela en iyi zamanlarını hep üçü savunma ile oynadı. Telefonumuzun <laughs> <da yapabilmiş gülüyor> <saydı gülüyor> yani. lütfen sesini kısalım ya yayına gelirken. Ee, doğru söylüyorsun. Özür diliyorum. <laughs> <laughs> ne diyordum? Mönchengladbach diyordum. Ee, mesela orada o seneki kadroyu hatırlıyorum. İlk böyle 19-20 yaşında gençken oradaki üçlü savunmada Mönchengladbach Favre'nin takı, takımıyla şey yaptığında pardon pardon Antonio Schubert'in takımıyla Şampiyonlar Ligi yaptığında karıştırdım hocaları. Çok iyi sezon geçirmiş ve takımın e, yıl, yılın Mönchengladbach bazında bir numaralı oyuncusu olmuştu. E Chelsea'ye bakıyorum Lampard dönemi oynamadı düzenli. Evet. Ne zaman Tuhar geldi? Üçlü savunmaya döndü. Kristensen'i koydu. Ama hiç savunma önünde denendiğini hatırlamıyorum. Zaten Tuhar çok değiştirmiyor sistemini. O yüzden bir yerde de cesur hareketti. Bir önceki maçta da yine Yıldızdaş'ta hatırlasana. Evet kesinlikle. Aldı rolle. Acayip de bir golü var. Ee, o yüzden hani beni biraz Kristensen orada kullanması şaşırttı. <laughs> Ama ne zaman o hamleyi yaptı? Skoru aldı. Skoru aldıktan sonra bu sefer Kristensen'i geri, geri aldı. çekti ve iki tane güzel değişiklik yaptı. Mesela Damskar'da 60'da oyundan aldı erken. Ama onun yerine bir orta saha oyuncusu koydu. Ya yani yine orta sahayı maçın sonuna kadar hep üçlü götürdü. O değişiklik yani oyun içinde üç tane farklı formasyon denedi Yılmaz. Ee, ve bu değişimi yapması yani önce üçlü savunma başlayıp sonra merkezi çoğaltıp sonra Kristensen'i Seni geri alıp ama merkezin çoğunluğunu koruması e, maçın anahtarıydı. Bu da bireysel performansının yanında bence öne çıktı. Yani e, diğer taraftan şimdi teknik direktörler çerçevesinde değerlendirecek olursak e, Galler de biraz çaresiz kaldı. Yani Galler'in zaten turnuva boyunca en iyi oynadığı maç bizim maçımızdı. E, yani orada da hani Galler miydi mi biz mi kötüydük? Zaten kısmı biliyorsunuz en fazla tartışılan konulardan bir tanesi. E, bir kez daha gördük ki biraz e, şey göründü Galler. Çok iyi göründü ama bugün bakıyorsun hani bir şey yapabilen isim sayısı neredeyse yok gibi bir şey. Yani Robert Page, Rob Page biraz çaresiz kaldı. Gerçi burada elbette hani sen de az önce belirttin maçın başında böyle bir iyi başlayan taraf sanki galler gibi göründü ama sonrasında sürklese etti yani Danimarka. Bu çerçevede teknik direktörlerin yani daha doğrusu Rob Page'in yapamadıkları çerçevesinden nasıl okuyacaksın? Aslında bu Kristensen hamlesi sadece topu çıkarmaydı hücum anlamında değil galleri etkinleştirmeme anlamında da iyiydi. Yani Ramsey mesela oyunda çok göremedik sonra o kalabalık orta sahada Danimarka çoğalınca alınca orta sahada. Ee, ve ilk başta o bıraktıkları alanları, maçın başında Danimarka çünkü Bale'e bayağı alan bırakmıştı, onu da dengelendirdiler. Ama ilk 59'da mı ne attı? Geller yani. 59. dakikada. Ya. evet isabetli şut. Aynen. Zaten hiç kaliteli şut attırmadılar. Hiç yok yani. Hiç ya ben şey hatırlamıyorum kaliteli herhalde. şut ben attırdıklarını. Ben öyle not almışım şimdi bakıyorum e, da. XG'leri kaçtı hatırlamıyorum maçın ama yani o bir oyuncunun yerini değişmesi hem hücumda hem savunmada işine geldi Danimarka'nın. Ama zaten Galler'in maç, maçına bakıyorum mesela. Bizim oynadığımız maç dışında İsviçre maçı bir 10-15 dakikalık bir sekansları var. Evet. Golü buldukları. İtalya'nın rezerv, yani ikinci takımına kaybettiler bir noktada. Bayağı rotasyon yaptı. <laughs> Seninki mi çalıyor? Zaten müzik çalıyor yalnız. Aranma falan değil <gülüyor> yani. şimdi... <laughs> Uygulamayı açtım istatistiklere bakmak için bir hey anda. <laughs> Ondan dolayı sana kızarken ki benim burada arada mütemadiyen telefonumun sesi kapalı olur. Yani nasıl açılmış hiçbir fikrim yok şu anda. Özür diliyorum. Evet. Ee, neyse konu dağıldıkça dağılıyor. Oyuncu performansları dönelim. Biraz Dolberg konuşalım. <laughs> Hadi Çünkü Hadi konuşalım. Bugün, e, Dolberg iki do yani inanılmaz bir oyun oynadı bugün. Evet e, ki iyi sezon geçirmedi. Ya bugün iki gol attı. Altı golü var mesela Nis'te. Şeyden hatırlayabiliriz doğru belki, şey takımındaydı işte 2017 Ajax UEFA finali oynarken delikli işte Kluivert'la o genç e, takımın parçalarından biriydi ki Ajax genelde böyle e, şey İskandinavlar buluyor hani Zlatan'ı da ilk onlar, buluyor dediğim ilk onlar getirmişlerdi. Eriksen'i de ilk onlar hani piyasaya sunmuşlardı. Dolberk'e de öyle yaptılar. Keza Amsterdam Arena'da attı golü. Johan Cruyff Arena'da. E şu anda Yıldız Aşın isimlerin... Bu çok enteresan evet, grafik değil mi? Evet aynen öyle. Kesinlikle. Yani yıldız Aşın isimlerin şu anda Danimarka takımında aslında liglerinde bu sezon hemen hemen hiçbir şey yapmadıklarını görüyoruz. Yani gole katkı olarak hiçbir şey yapmadıklarını görüyoruz. ama burada gelip çatır çatır oynuyorlar. Ya Performans olarak tabii ki hani daha iyiden daha kötüye doğru sıralayabiliriz burada isimleri doğru ama... E sonuçta enteresan yani burada yine aslında senin geleceğin noktaya yazıyor konu. Hocaya e, yazıyor? Yılman'da yazıyor. Ya mesela Mehle'nin golü yok Atalanta'yla. 2 evet. iki gol atmış. Zaten Danimarka 9 gol attı turnuvada. 3 gol atan oyuncusu yok. Ya mesela Portekiz 7 gol attı. Beşir 10 aldı. Ama adı buna adı. rağmen istatistiklerde li yani liderler ya liderler ya ikinciler. O da devam ediyor yani. E zaten işin, noktasında mesela. işin sistematik tarafı bu. Yani Pulsan yok. Erik ee, Eriksen yok. 3 gol atan yok. Yani en yaratıcı yok. isimlerin senin yok. Evet. Ee, senin yaratıcı oyuncun yok. <gülüyor> <gülüyor> onun gibi oldu ama gerçekten, de <laughs> gerçekten öyle. Gerçekten de öyle. Ama çok ekstra verimler alıyorlar. Yani eliksensiz biz paralize olur diye düşünmüştük. Hani ama Kesinlikle. sonrasında bir şekilde çözümünü buldu, kompanse etti yokluğunu onun yani. İşte ettiği isimler, işte Mehle Butunov'u iyi oynuyor ki düzenli aslında Atlanta'da oynamadı bu, bu sene. Ya yani bir işin içine girmeye çalıştı, oldu olmadı. Ki mesela Mehle Marsilya'ya transfer oluyormuş abi normalde sonra bir son anda para arttırıyor kulüp vesaire. Atalanta'ya geliyor. Ki bence o 6 ay bile Gasperini'yle geçirmesi onu etkilemiş olabilir. Gasperini onun da suyunu çıkardı diyebilir kesin şey atlatmıştır yani. Seviye atlatmıştır. E, Damskart gibi bir topçu var. 20 yaşında çocuk. Makine çocuk gibi. 20 yaşında bunları yapıyor. Ya. ya e, oraya koşuyor, 5 sene, sene sonra ne yapacak ben bilmiyorum. Yani transfer yapması muhtemel. Yani çok. yaşında göz önüne alırsan. Ve çok akıllı oyuncular var. Mesela ilk golü hatırla Dolberg bir boş koşu atıyor. Damskart onu yerinde dolduruyor. Dolberg dönüp tekrar topu alıp o harika bitirici vuruşu yapıyor. Ee, çok oyun zekası yüksek bir oyuncu grubuna sahip olduğunu düşünüyorum Danimarka'nın. Peki e, Galler'le ilgili konuşmamız gereken bir başka konu da biliyorsun ki Galler klasi, klasiği, olan maçın öncesinde verdikleri takım fotoğrafı. Aslında bu 2016'dan süre gelen bir şey ve onu da artık bizim için totemleştirilmiş bir şey olarak ifade ediyorlar. Hani bir, bir gün böyle bir şey oldu ardından e, bunu devam ettirelim dedik. Yani iyi oluyor, güzel oluyor. Acaba bize şans mı getirdi sonuçta? 2016'da e, iyi bir e, Euro geçirmişlerdi. Ondan mütevellit devam ettirelim dedik ve devam ettirdik şeklinde açıklamalar var şöyle bir bakıldığında bununla ilgili. Bir başka e, fotoğrafta şu anda zaten gördüğünüz fotoğraf. Yani her galler maçında bunu göreceğiz. Bunun en üst seviyesi ne sence? Ben boş fotoğraf olması gerektiğini <laughs> düşünüyorum. Gerçekten yani boş. Mesela gallerin takım fotoğrafı bo boş olacak. İmkansız. Gelebilecek. Çünkü hani yani, kombinasyonlar bir yerde bitecek. Ama imkansız yani. Çünkü tam maç başlamadan önce o fotoğrafta kimsenin olmaması imkansız bir şekilde. E işte koyacaklar mesela Falan, sadece çekilecektir ufak. Çekilecektir oradan bizi çekmeyin diye. Ama o da muhtemelen yasak filandır. Ay, öyle bir yasaktır. Şey. Ama yani zaten bu yaptıklarından yani. az Bir e, amuda grafi. kalkar. Amuda kalkarak poz verirler. Öyle bir şey olabilir. Neyse yani en iyi oldukları konulardan biri buydu turnuva genelinde. güzel trollediler turnuvayı. Aynen öyle devam ediyorlar trollemeye yıllardır beşinci yıl oldu galiba artık bu bugün itibarıyla e şimdi Danimarka'nın gol beklentilerine baktık mı biz bakacak mıyız ona bakalım onunla ilgili de bakalım, konuşalım çünkü mı? orada da önemli bir detay var öne çıkan şimdi e, rakiplerine göre bakıldığında oynadığı rakiplere göre bakıldığında ya bugün Galler karşısında kendi beklentileri 3.10 evet. rakipten 2.57 fazlalar. Fazlalar. Yani bu çok ciddi bir sayı. Ve hep ama hep artarak... evet hep yukarıya doğru yükseliş göstermiş. Yani önemli olan tarafı da bu bence. Ya tabii Finlandiya'ya karşı mesela 1.5 gol beklentisinin fazla olması ya da Rusya'ya karşı turnuvanın iyi takımları değillerdi. Okey ama mesela Belçika'ya karşı neredeyse bir gollük bir fazla beklenti e, beklenti yakalamaları ya da Galler'e karşı neredeyse üç gollük beklenti yakalamaları ki bu maçı da şeye başlamadılar. O Finlandiya maçını da saymamak lazım zaten. Ya nasıl bir maçtı zaten? Yani evet. Ki ona rağmen böyle bir top oynadılar. Ee, ki çok da alıştığımız gibi de başlamadılar. Çok yüksek yoğun bir ön alan baskısıyla başlamadılar. Genelde bunu yapıyorlardı. Ama sistemi oturttuktan sonra, ya Galler'i pasifize ettikten sonra arkada o kadar rahat alanlar buldular ki yani özellikle özellikle Mehle ikinci yarıda belli bir oyun 2-0'dan sonra bir, belki 10 dakika 5-10 dakika Galler'in bir zorladığı var. İşte Kristensen'i tekrar stopere çekip orada çoğunluğu yakaladı. E, Yulmant'ın. Ondan sonra zaten o alanları buldular. Ya maç çok daha farklı olabilir de Andersen'in bir tane direği var. Evet. E, Brad bir tane direği var aynı pozisyonun içinde. Çok fazla pozisyona giriyorlar ve bunu normalde sezonda çok da golcü olmayan oyuncularla yapıp onlardan skor katkısı alıyorlar. Ya atıyorum Benzema 30 gol atıp geldi, iyi turnuva geçiriyor diyelim. Öyle bir durum yok ki. En golcü oyuncusu Dorberg 6 gol atmış. Evet. Prusen'i çıkartırsan, bugünkü kadrodan bahsediyorum. Ee, bu da gerçekten yani motive olarak da çok iyi iş. Ee, oyun olarak da çok iyi iş. O zaman geçelim ana yemeğimize diyorum. Geçelim. Çünkü Buyurun. süremizi e, çok şey kullanmamız lazım. İyi kullanmamız gerekiyor. İtalya-Surya maçı. Ya bu arada şunu hemen hatırlatayım. Galer-Denmark karşılaşmasının daha doğrusu... E, Yanlış bir giriş oldu. İyi Burada oldu. Danimarka çeyrek yükseldi. Danimarka Hollanda-Çelik'e karşılaşmasının Galiba. galibiyle karşı, Aynen. karşı karşıya gelecek. Onu da ifade etmiş olayım yeri gelmişken. Ve geçelim İtalyalı Suriye'ye. Burada da e, Belçika-Portekiz maçının galibiyle karşı karşıya Çok gelecek. Iyi. Bu maçın Çok iyi galibi. o inanılmaz bir eşleşme olacak. Onu da zaten e, ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Bu arada yine e, Galler maçı... E, Galatasaray Dinamarca maçı Amsterdam'da oynanan son maç oldu. Oradaki maçlar da böylelikle tamamlanmış oldu. Şimdi Wembley'ye geçeceğiz. Wembley'de <laughs> de biliyorsun gol olmuyor. 90 dakikalara bakarsan 2 gol <laughs> Doğru olmuş. Doğru söylüyorsun. Bir 0 1-0 2 maç var. Ve şimdi İtalya'nın da bu gol dekolu Go... Go... <laughs> gol yememe ben evet, Gol yememeli kuru kırılmış oldu. Onlar da bu arada 90 dakikada yemediler yani o golü. Hmm. 90 artıda yediler onu da söylemiş olalım yeni gelmişken. Yani ben de şey okudum, 12. Çok maçta gol yemiş oldu İtalya. O da önemli bir sayı bu arada. Tabii ki buyur. Donnarumma hiç iki gol yememiş İtalya kalesinde. Bir maçta. Ama zaten 12 maçtır Gol yemiyorlar. yani 4-5 senede. Doğru. 17-18'den beri Doğru. 17 yaşında muhtemelen profesyonel oldu. O da çok garip istatistik yani. Gerçekten güzel istatistik. İki gol yememesi Donnarumma'nın çok ekstra herhalde. Zaten bir maçta. bu turnuva İtalya ile ilgili hep böyle acayip şeyler konuşuyoruz. Sonuçta 2018'de Dünya Kupası'na katılamamış olmalarının onlarda da açtığı derin yara. Ardından savunma takımından Mancini'nin hem kendini hem takımı değiştirerek tamamen bir hücum takımına dönüşmesi ama bu esnada gol yememeye de devam etmesi. Evet. Yani 1168 dakika sonra işte 12 maç ona tekabül ediyormuş. Çok fazla bu dakika hesabı yapıldığı için ben de zikredeyim dedim. Ee, o, o kadar zaman sonra yani uzatmalarda yiyorlar bu golü de bu arada. İnanılmaz bir şey aslında İtalya'nın başardı ki. E, çok ciddi anlamda e, diş çıkardı Avusturya. Yani sen Avusturya senin zaten gizli favorin olduğu için. Aynen ben seviyordum Avusturya'yı. Ee, i̇nanılmaz orada da bir teknik direktör başarısı var. Onun da altını çizmek gerekiyor bence. Ama bugün şöyle olmadı mı yani? Avusturya... E bildiğiniz eski İtalya tarzında evet. oynadı aslında. Ya yani biraz yani roller değişti demeyeyim Otobüsü de Otobüsü çekti mi? E çekti <laughs> zaten çekeceksin yani. E, çünkü hani İtalya Otobüse dönecekmiş hafısı. çok kötü. Eyvah. Özür diliyorum. Şöyle ki e, mesela İtalya'nın grupta her tarzda oyununu görmüş olabiliriz. Yani top mesela bizim maç acayip topu sahip olarak oynadılar. İşte İsviçre e, maçı özellikle skoru aldıktan sonra kontra atabildiklerini de gördük ve işte Galer maçında daha rotasyonlu bir kadroyla iyi yedek iyi bir kulübeye sahip olduğunu gösterdiler. Bugün ya yine aslında topa sahip olan ilk oyunun başında ya da işte önde sürekli top kapan bir İtalya vardı ama sanki bunu genel yoğun presleriyle yapmadılar da doğru yerleşerek yaptılar gibi geldi. O kadar iyi yerleştiler ki. Top zaten onlara geldi tabii ki Avusturya'nın da biraz yapam yapabilirliğinin kısıtlı olmasından dolayı değil mi bunu? Özellikle ilk yarı bence ya çok fazla 3. bölgeye rakip ceza e, rakip yarı alanı yıktılar oyunu ve çok baskılılardı. <laughs> orada inanılmaz bir Avusturya savunmasıyla karşı karşıya kaldılar. Espinazo'la yine zaten inanılmazdı. Espinazo'la yani gerçekten mevkisi itibariyle sol bek gibi görünüyor ama yani her yerde ya Spinazola, Spinazola sanki şey almış, e, ehliyet almış. Ben her yerde oynayabilirim Burası bu takımda, benim. <laughs> evet yani inanılmaz bir şey Spinazola'nın performansı. E, diğer tarafta bu sürede de Alaba'nın ben altını çizmek istiyorum çünkü bir benzer isimde Alaba yani Alaba da her yerde, her şekilde inanılmaz bir performans sergiliyor. çok fazla inanılmaz diyorum ama gerçekten. Butun olarak mesela birçok yerde oynadı Alaba. Evet Bunu aynen konuştuk. öyle konuştuk zaten nereye koysan çok maksimumda verim aldığım bir e, şey oluyor, e, isim oluyor. E, Hinteregel yine bugün bence önemli bir, bir iş yaptı. E, Arnavutu için bu arada offside pozisyonu, e, gol pozisyonu, Alaba'nın kafası. Hı hı. O gol olsa belki çok daha farklı şeyler konuşuyor olabilirdi. Mesela ben onu şey gibi, o anı şey gibi gördüm, e, düşündüm. Hani bir kick olur İtalyanları. Çünkü şimdi vardan gol iptal edilince şöyle oluyor. Bekliyorsun, gol mü değil mi seviniyorsun. Hani anlık bir bayrak kalksa o kadar reaksiyon göstermezsin. Ama bir süreçte bekleyince evet. Avusturya düştü aslında orada. Yani golü atıp yükseleceklerdi. İtalya golü yemesine rağmen o süreç ben İtalyanları artı yazar. İtalyanlar tekrar ayağa kalkar diye düşündüm. Ama maç ondan sonra çok ters oldu. Yani özellikle ikinci yarıda şey dedim sana ya 80 ne ara 80'e geldik ya hatırlıyor musun bir anda 80 oldu maç 90'da zaten Veratti tırnak yiyordu hani olay <laughs> bambaşka bir yere geldi ama sonunda ya İtalya zaten bu dönüşen oyundan bahsediyoruz ya, demin kadro da geldi e, ya, topa sahip olma oyununu oynamış oyuncuları var yani mesela işte Veratti PSG'de oynuyor Lig 1'de en çok topa sahip olan takım PSG evet. Toplu ya da yerine oynayan Locatelli İtalya'nın en çok topa sahip olan takımlarından birinde oynuyor ya da Insigne Insigne yine Napoli bu sene bütün e, oyunları oynadı 90 dakikaları domine etti. Buna alışkın. normalde Kele'nin bunu işte Sarri'den buna alışkın. Jorginho zaten Sarri'nin oyuncusuydu. O da alışkın vesaire vesaire. Hani kollarında yok belki ama oyuncular bireysel olarak sezon içinde bunları e, oynadıkları için oraya yatkınlık bence daha çabuk oldu. E, bu maçta da yani, Avusturya takımı tabii yani çok e, yaslandı ister istemez. İyi savunma performansları verdi. Schlager, Leimer, çok iyi top oynadılar mesela. Laymer kendi pozisyonunun biraz dışında oynamasına rağmen. Ve tehdit de ettiler. Ama Pessina'nın bir golü bir de gizli bir asisti var. Yani aslında asist Pessina'nın bence ilk golü. Yaptığı sahte koşu. Nasıl Danimarka'nın maçında Danimarka maçında bahsediyorum. O Dolberg'in ilk başta attığı sahte koşu golü getirdi. Pessina da burada alanı açtı. Alaba zaten oraya koşarken Seyhan fark etti. Yani dedi ki evet. Eyvah gidiyor tur. Yıkıldı golden sonra da. Evet bu arada Pessina demişken aslında Mancini'nin oyunu alması daha doğrusu skoru alması da e, bençten gelen oyuncuların savunma odasından savunmuş. E, <laughs> olur ya saatler, <laughs> olur öyle. Evet e, kulübeden gelen isimlerin malum yaptığı katkıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani tamamen onlardan beri maddi. Skoru onlarla aldı. Bunu rahatlıkla Peki, oyun söyleyebiliriz. Peki oyun değişti mi ya? Mesela oyuncular oyun girdikten sonra İtalya böyle yükseldi. Oyun değişmedi yükseldi ama mi? bireysel yeteneği biraz iyi. Ya bu kadar kapanan savunmaları Hı -hı. zaten nasıl açabilirsin ki? Bireysel yeteneklerin i̇şte ne bu kadar kuvvetliyse. Açarsın. İşte evet. Aynen öyle. Ya mesela Pesina bir ceza sahası istilacısı. Mesela Locatelli'yi ya ben mesela Locatelli'nin 11'de başlamasını beklerdim. Locatelli'yi biraz daha erken oyuna almasını beklerdim. Çünkü takımın beyni olarak nitelendirdiği bir isimdi günün sonunda. E, Mancini'nin. Ya biraz daha o girdikten sonra işte zaten e, ya gerçi çok sorularda bakayım hemen kaçta girdiğine Locatelli'nin. 67'de girmiş mı? gerçi. Evet 67'de. Pesina'yla beraber. Kiyaza e, zaten 84'te oyuna girdi. Kiyaza'nın girişi de e, zaten golü getiren isim oldu Keza e uzatma dakikalarında ilk golü. Yani giren isimler skor getirdi. Her ne kadar oyun ya, ikinci yarı zaten Avusturya daha diri göründü. Evet. E, Doruk. Onu da söylemek lazım. Öyle bu hani bütün maç ama şimdi bunu yorgunluğa şöyle bağlayamam. Son maç İtalya takımı çok dinlendi açıkçası. E, Verattik Lokatelli konusunda şöyle Veratti ile başlaması bana normal geliyor çünkü bu biraz tecrübe işi yani tabii ki Veratti, kesinlikle katılıyorum. tabii tabii hani bana şey karşı argüman gibi değil de hani Veratti... Daha Verat tecrübeli. Berat'ın yani. Ve gelmesini yani. bekliyorduk. Üçüncü maçta çıksa da oynasa diye. Aynen yani Locatelli hani şey gibi. Hani daha vaktim var gibi bir durum var evet, ama zaten ama o akıllı pasları işte araya attığı paslar, yaptığı yani her şey çok akıllıca Locatelli'nin. Ondan dolayı hani biraz daha baktın açamıyorsun oyunu. Onu biraz daha erken oyuna atabilir miydi diye düşünmüştüm. Doğru zaten. söylüyorsun. Zaten hani iki taraf Jorginho'nun iki yanındaki oyuncunun da ceza aslında girmesini bir tek istedi ki orada çoklanabilsin diye. İşte Pessina'yı oraya alınca Pessina bunu diyorum ya Atalanta ya bekleriyle bile altı pasa giren bir takım olduğu için forvet takısısınız Atalanta'da oraya koşuyu açacaksınız. Evet. Her koşuyu attığında da iş yaptı e, Pessina. Kieza ilk e, açılışı yapmış gibi görünse de aslında orada e, ince işi yapan da Pessina'ydı. Doğru. da bu arada ya bu sene Ronaldo'nun ızdırap sezonuydu biliyorsun Ronaldo ve e, Juventus için çünkü Pille oynama oynamak çok zor abi yani haftaya nerede oynayacağım belli değil yani sol kanat beki de oynayabilirsin, forvet de oynayabilirsin öyle kullandı. Keyeza öyle bir takımda Ronaldo'nun bir numaralı ile ya beraber yardımcısıydı Hani iyi sezon geçirdi o da ama tabii bayağı hikayesi var değil mi işte Baba Chiesa, evet, oğlu, o da, çok oğlu güzel da gol bir atıyor babası galiba en çok kenardan gelip major turu vallarda gol atan e, oyuncuymuş. Mancini, Vialli 92'de Barcelona'ı ekstra time'da kaybedip şimdi ekstra time'da kazanıyorlar. Ee, bir nevi iş, o da e, işin intikamını almak değil de işte, işte rövanşını almak. İşte o kapattık evet, gibi aynen öyle. oluyor. Güzel bir hikayesi var Bu ee, tarz 90'ların başında e, gerçekleşen 90'lara damga vuran e, olaylar da olmuş ama mesela ben Twitter'a girdiğimde yabancı feed'e baktığımda herkesin kafasına şey gelmiş. 2006 Avustralya. Dünya Kupası maçı. Oraya 90 artı Totti ile çözüyorlar onu. Onun gibi sıkışık kaotik bir maçtı İtalyanlar için. Yani biraz korktular açıkçası 90 dakikada. Evet bu arada Arnavutovic de ikinci dakikada sarı kart gördü. Daha doğrusu 62. saniyede sarı kart gördü bu karşılaşmada. Hatta gergin mi başlıyoruz biraz maça diye izledik mücadeleyi. E şöyle bir en erken sarı kart gören futbolculara baktığımız zaman genel olarak baktığımız zaman da ilk kim? Abelard İspanya formasıyla 96'da Euro 96'da 26. saniyede çok hızlı bir sarı kart. Yani adım atmış sarı kart görmüş gibi bir durum olmuş. Eee var Letonya formasıyla Euro 2004'te yine Euro 96'da. E, Suço parek var Çekya formasıyla. Busquets var. Sergio Busquets İspanya formasıyla 2016'da 56. saniyede ve sonra da Arnavutovic. Muskes nasıl görmüş ya? Busquets hiç öyle bir topçu değil ki. Kızdırmışlar. Ya yani maçın başında görmüş çok enteresan. Ben de şaşırdım ee, şu anda. Arnavutovic bugün fena oynamadı. Türkiye uyumadı. maçında görmüş. Şimdi. Öyle mi? Evet evet. Şimdi ee, Serdar enteresan. söyledi. Hatırlayamadım. 3-0'lık maç. Evet böylelikle... E, galiba süremizin yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Şöyle bir turnuva ağacımıza bakalım. Turnuva ağacımızda neler oluyor? Eklemek istediğim bir şey var mı? Doğru unuttuğum bir şey. Yok sadece yani şunu söyleyebilirim. Avusturya'nın yaptığı bence iyi iş. Kesinlikle. Son 30 yılda hani bir, bir galibiyetleri yok büyük turnuvalarda. Hani bu, onların da bir atılımı var aslında. Son 10 yıldır bir işte Project 12 diye bir şeyle bir para yatırıp futbola e, oradan oyuncu çıkartıyorlar. Tabii biraz da Salzburg'un e, altyapısıyla, akademisiyle alakalı. O yüzden son bir 10-15 senelik bir yapılanmanın karşılığında belki de şampiyon olacak İtalya bilmiyoruz. Hani sonuna kadar mücadele edip elenen bir Avusturya vardı. Tebrik etmek lazım hem Foda hem takımı. Ben de aynı fikirdeyim. O zaman turnuva ağacımızı görelim e, neler olabilir, neler oluyor ona bakalım. Bir tane şu anda cebimizde İtalya çeyrek finalist ve Danimarka çeyrek finalist olarak var. İtalya dediğim gibi Belçika-Portekiz maçının galibiyle karşı karşıya gelecek. Danimarka'da Hollanda-Çekya. Yani çok sıkıntı olası evet. mesela. Yani Hollanda'nın geleceğini biz öngörüyoruz değil mi? Evet yani İkimizin ortak kanısı o. Hollanda Danimarka maçının ne çıkaracağı hakkında kimsenin net bir yorum yapabileceğini sanmıyorum. Ben evet ben de sanmıyorum. O zaman şöyle bir bayi bölümünde günün tahminlerine de bakalım. Doruk bakalım neler demişsin. Burada ayrılacak mıyız, ayrılmayacak mıyız bayide? Hollanda Çekiye, Hollanda dediğimizde zaten sen de söyledin. Ben de sen de Hollanda diyoruz. Belçika Portekiz. Vallahi ben Portekiz turlayacak diyorum. Ben de Belçika turlayacak diyorum. Yani ne bileyim Belçika dedim ya çok, çok ritim bulamadı gibi geldi bana. ya Geçen Belçika programında konuşmuştuk bunu. Hem işte sakatların dönmesi, Danimarka maçındaki performans. Bana orada son şampiyon çeyrek final yapacak gibi geliyor. Hadi bakalım tecrübe diyorsun. Ya, tecrübe gibi de olabilir. <laughs> yani orada x faktörler de önemli. İyi oynayan taraf Belçika gibi gözüküyor aslında daha sürpriz de Portekiz'in atlaması forma bakarsan. Ben o sürprizin olacağını sanıyorum. Çünkü Belçika takımının tam oturduğunu düşünemiyorum bu 10-15 günlük periyotta. Peki göreceğiz yarın diyelim ve enlere bakalım. Günün elleri. Onu diyecektim. Unuttun sandım. Ee, bakalım. Dedim. Unutmam. Günün takımı tabii ki Danimarka. Günün futbolcusu Pessina oldu. Ve teknik direktörü. Şaşırır mısınız? <laughs> Yulmant. Ama gerçekten Yulmant'tan daha iyi bir tercihimiz yoktu bu arada. Kesinlikle. yani Direkt olarak ya onu Atıyorum. Foda eyleseydi. Franco Foda'yı seçerdik. E, Dolberg niye yok diyebilirler. Pesine kenardan gelip oyunu değiştirdiği Tamamen. için. Tamamen. Oyuna damga vurduğu için. O zaman kapanış da sende. Sen açtın. Sonuna sen geldik. <laughs> e, bugün kapatıyoruz. Biz yarın yine diğer son 16 tur eşleşmelerini konuşmak için burada olacağız. Hoşçakalın. Hoşçakalın.